üzerine biraz toplama yapıp onları aktarmaya çalışacağım. Neydi? Dedim bir de. İflas müflis abi. Tamam, ben sesim... Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulü Muhammed ve Şimdi herkes sesini kapatsın arkadaşlar ki şey yapmasın. Soru soran olursa sesini atsın. Ben de kapatıyorum. Parazit olmasın. Hadi. İlk başta dersimizin ve işlediğimiz konuları fihristi noktasını birkaç başlıktan bahsedeyim. İflas müflisin ıslahi manaları, şer'i, örfi manaları inşallah bu dersimizde en fişi noktadan bahsedeceğiz. Senin telefon. İflas müflis meselesi ne zaman tahakkuk eder? Ahiret ticareti noktasından iflas müflis. Nefsi emmareyi ihtar ile mahiyet hakikiyesini hatırlatma noktasından. Serbest bölge ve hususi dünyamız noktasından iflas ve müflis meselesi. Enfüsi afaki meseleleri muamele noktasından iflas müflis meselesi. Hikmet-i Kur'ani ile hikmet-i felsefenin muvazenesinde iflas müflis. Yapamadım. Ubudiyet noktasından dava adamı ben kapatayım da sen yeniden girersin. İnşallah hülasayla bitireceğiz. Bir daha girsen işte. İlk olarak Bağrı 317'den üstadım bir şiir var onu okuyacağım. Biraderlerine Bağrı 317 biraderlerine yazdıkları mektuptan. Eğer ahval-i ruhiyemi anlamak istersen gelecek şu iki fıkra tercümandır. Bir şairin dediği gibi derim. Ne gibi her dem ki geçmiş ömrümü yad eylerim, ta nefes var ise kuru cismimde feryat eylerim. Bir ticaret yapmadım, nakliyem oldu heba, yola geldim, lakin göçüm üstümde kerbaş. Sesi kapat, o kadar. Sesi kap. Tamam. Ama abi dersin, yan yana iki tane telefon açıksa birbirine böyle inikas ediyor abi. Tamam. Abi galiba başka bir abimiz mi açtı? Şu anda var mı acaba? Tamam kap. Beceremedi ben buradan kapattım. Tamam. Şu anda var mı? Tamam düzeldi. Şu anda tamam kapatmayanı ben kapatmayanı ben kapatacağım bundan sonra. Üstüm yola tenha garip, dide giryan, siline giryan, akıl hayran bir haber. Evet, geçmiş ömrünü israf ettik, zayi ettik, çok mübarek zatlar, ahbaplar kaybettik, yalnız kaldım. O mübareklerle beraber ahirete çalışmadık dostlar. Dersimizde burada da geçti. İflas müflis. Bu derste inşallah şöyle bir niyetimiz vardı, böyle çalışıp. Kusurunu görmek büyük bir nimet, hem kusuru kusurluktan çıkarıyor. Dersimizin niyeti inşallah kusurunu görmek. İkincisi, Elen'in şimdi iki tane dalı budağı vardı. Birisi Şecere-i Tuğba, ikincisi Şecere-i Zakkum. Genelde Şecere-i Tuğba tabii hepimizin maksadı olduğu için merak ediyoruz. Şecere-i Zakkum noktasından tespitlerde bulunabilir miyiz acaba? Senden bazı yerlere görebilir miyiz diye bu dersi. İflas müflisin ıstılahi ve örfî manaları. Şer'i ıstılahta iflas, borcun mevcudu geçmesi anlamındadır. Müflis ise borcu mevcuduna geçen kimseye denir. Kelime aslı felstir. Fels, pul ve mangır demektir. Cem-i fulus ve efles gelir. Bakırdan yapılan en değersiz para birim. Böylece bir kimsenin iflas etmesi, onun dirhem ve dinarı kaybederek, felse muhtaç olması demektir. Dirhem, gümüş, dinar da altın para adıdır. Bu meteliğe kurşun atıyor. Denilen iflas adamlar öyle dermiş müflise. Örfü ıstılahta ise müflis, değer taşıyan malını kaybederek en değersizi olan fülusa kalan kimse. Böyle birisi artık değer taşıyan mallar üzerinde tasarrufta bulunamaz. Çünkü öyle mallara sahip değildir. Şimdi inşallah enfüsi noktadan da bir... Anladınız mı? Hülasada çok bir, antika. Şey çıkarmaya çalışacağız. Evet. Şöyle bir soru geliyor. Tamam, iflas müflis fakat kendi hakiki vücudu olmayan birisine
iflas etme meselesi nasıl tahakkuk edip, ne zaman tahakkuk edip? Çünkü kendi hakiki vücudu yok ki, kendi hakiki varlığı yok ki nasıl iflas tahakkuk etsin? Bununla ilgili en birinci sözde, sözler düzgünü, Üstad diyor ki, bir zaman bir sultan varmış, servet yolun pek çok hazineler vardı ilahi. Şimdi burada mazi sigasıyla sultandan haber vermesi gösteriyor ki burası ezeliyet değil. Ezeliyetli çünkü öncelik sorumluluk yoktu. Öyleyse burası bir vecihten sultana nazarı ifade eder ki bu nazar da kainatın çekirdeğinden olan bir nazarı gösterir. Düşündük bunu. Burasının kainatın teşkilinden olduğuna delil ise sultanın hazinelerinden bahsederken şuhuk noktasında değil halen mazi sigasıyla konuşmasıdır diye düşünüyorum. Yani burada 11. sözdeki bu yerde biz çekirdekten Cenab-ı Hakk'a bakış. Neden 11. sözü buradan aldık deyince olursa buradan şimdi gelecek çünkü iflas müflisin tahakkuk safhalarına. Böyle şöyle bir istifademiz oldu. Şimdi bu çekirdek noktasında hala mevcudiyetten bahsedilmediği için iflas yolu açılmamıştı. 11. söz, 1. sözün gölgesinde Bismillah diyerek bizi şecere-i hilkate dahil etti. Nazm-ı mani olarak küçük sözlerde bir gittik. 11. sözdeki çekirdek kanuni emriydi. Çekirdekten bakmıştık ya. 8. söze getirdi. Burada 8. sözde kendisine ruh takılan insana 7. sözde Kur'an verildi. Sonrasında 6. sözde şecere-i kainattan içeri sokulan ve kendisine ticareti için fabrikası, makinesi, atı, silahı gibi şeyleri olan bir çiftlik verilen beşer, 5. sözde insani ve beşeri vazifelerine tavsif edildi. 4. sözde kendisine sermayesi verilip ticaret yapacağı yolculuğa yollandı. 3. sözde kendisine emanet verilen her şeyin uygulama talimatları açıklandı. 2. sözde talimatların uygulama mahalline varıldı. Nihayet Bismillah diyerek açılan o şecere-i kainatta tam bir ticaret için tekmil edilen adama 20. sözde bu ticaretin anahtarı kendisine verildi ki bu anahtar ile mebde ile münteha arasındaki hati ittisal tahakkuk etsin diye bir istifademiz oldu ki bunda şöyle bir sözler 775'te Fihrist'te bir şey bulduk. Risale-i Nur eczaları bir daire hükmünde olup müntehası iptidasına Bismillahirrahmanirrahim hattı mübarekiyle ittihad ediliyor. Biz burada yukarıdan aşağı doğru iflasın tahakkuku noktasından geldiğimiz için aşağıdan yukarı gitmedik. Yani iman yolunu seçip ibadet şekli değil, geri yani teçhiz edilmesi noktasından gittik. Burada şöyle bir latif şey var bir de. Bu adam ticaret için geldi bu yoldan şimdi 11. sözde Bismillah diyerek kainatta şecere-i hilkate giriş yaptı. Sonra Bismillah anahtarıyla tekrar kendi çekirdeğine ulaştı ki iki tane Bismillah'la 11. sözde başladık. İki tane birinci söz 11. söz oldu. Bu da bize latif bir şey geldi. Nazm geldi. Ahiret ticareti noktasından iflas müflise bakarsak re-i-sül mal ve sermayemize bakalım. İşaret-ül İcaz 13'te diyor, dünyadaki işimiz de o saadet ebediye yollarını temin etmekle re-i-sül malımız olan istidatlarımızı nemalandırmaktır. Re-i-sül malı istidatlarımız olarak tekrar İkide ise, sayfa 13, bizim resul malımız olan istidatlarımızın çekilmesini düşündüğümlendirmeye, iman ve Kur'an'la inkişaf ettirmekle iştigal ediyoruz. Düzelt, biraz düzeltsene. Baştaki manalarda, manalarına baktığımızda, ticaretteki muvaffakiyet üzerinden kar demekte, muvaffakiyetsizlik ise müflislikti. Yeri beşer için bizim resul malımız, istidatlarımız. Demek ki resul malı nemalandırmak için çalışmayan ticaret yapmamış oluyor. Eli de boş kalacak. Ne oldu?
Mesnevi'de de Badıllı Mesnevi 487'de şöyle bir şey diyor. Oldu bir şey. Evet, nasıl ki sen bazı tohumları boşa gitmekten ve zayi olmaktan muhafaza ediyor ve saklıyorsun. Sonra kendi tarlanda onu ekiyorsun. Sözler 57. Demek bu muvakkat memleket bir tarla hükümeti. Sözler 346. Diğeri ahirete bakar. Ahiretin tarlası. Mektubat 11'de de şu dünyadan her birimize birer dünya, birer alemimiz var. Bütün bunları toplarsak şöyle bir istifademiz oldu. Bu parçalar da ilk başta belirtilen manayı destekler nitelikleri. Kendi tarlasında demesi de kişinin hususi dünyasına işarettir denilebilir. Kişinin hususi dünyası ise kişinin itikadı kalbisine göre renk alacaktır. Ayrıca bir kişinin kendi tarlasını sürmesi demek emanet tarlayı sürmesinden farklıdır. Burada kişi tarlayı kendisini zannetse hırsız ve müflis olacaktır. Manayı ismiyle bakarsa emanete hırsız ve müflis olacaktır. Sonra Mesnevi 106'da şöyle bir şey diyor. Resul malım emellerimdir. Sözler 711'de hayat içinde hayattır hüsnü zanda emeli. Suizanla yeistik saadet muharribi, hem de hayatın katili. Mektubat 472, insanları canlandıran emeldir, öldüren yeistir. Bu üstteki parçalarla bu üç parçayı birleştirirsek, emeller ile istidatlar bağlantılı olsa gerek, Üstad burada böyle diyor. Resul Mal'ın emellerimdir dedi. Bir başta ise Resul Mal için istidatlarımızdır demek demişti. İnsan bu ticaretle yürürken ticaretin salahiyeti için emellerinin hüsnü zan ile muhafaza edilmesi şarttır. Aksi takdirde iflası netice verecek olan yeis onu sarma tehlikesiyle karşılaşacak hususu biraz. İstidat çekirdeklerinin sağlığı da tehlikeye girip çürümekle karşılaşacak. Yani yeis zaten maniyi her kemal diyor bu. Bu noktayı ileride inşallah tekrar hususi dünyada işleyeceğiz. Sözler 25, 6. sözde şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştera minel mu'minine enfusehum ve emvalehum yemne lehumul cennet. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd ve asker olmak ne kadar kârlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen. Genelde İflas müflis ticareti denince altıncı söz akla geliyor. Başa hatta Hasan Feyzi abinin şöyle şiiri vardı. Emir Dabir 123. İlginç bir altıncı ders ya. Altıncı sözün aldı bütün fiili sıfatı. Verdim de arındım hem ona hem zat-ı hayatı. Müflis ve fakir bekliyor. Şimdi vakıf ha bu. Tevhide eriştirmeni gel varında varını sunda. Burada da müflisi iki noktadan biz işleyeceğiz inşallah ileride. Buradaki ubudiyet noktasındaki mahiyet hakikisini anlayan müflisin hali altıncı söz olmuşken onu da atıfetmesin. Evet, bu altıncı söze geri dönersek ticaretin kârlı yapılmasının yolu nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak olarak gösterilmiş. Yukarıdaki yerlerle birleştirirsek Cenab-ı Hakk'a satmak demek iman ve Kur'an ile İstidat çekirdeklerini nemalandırmaktır denilebilir. Sözler 326. Gördüm ki ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum. Yani gönderiliyorum. Şey yaptık bunu. O yolculuk ise alim erbahtan, rahmi maderden, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçen ebedül abad tarafına bir yolculuktur diyor ki bizim de yukarıda yaptığımız 11. sözden başlayıp yani o çekirdekten başlayıp 20. söze kadar geldiğimiz nazm-ı mani çalışmamızda bunu da gördük. Alem-i Ervah'tan geliyor. Ruhla ruh takılıyor. Kur'an-ı Kerim geliyor. Kainattan içeri giriyor vesaire. Evet, devam edelim. Seyyidim olan zat bana tahsis etmiş ettiği 66'dan tedricen birer miktar para veriyor.
O 66 ise 60 sene ömürlü. Bunu da 60 altından ve 60 sene ömre işaret için kullanmış. Dördüncü sözde ise 24 altın, 24 saat için kullanmıştı. Bu noktalarda şöyle bir istifademiz oldu. Kişide bu ömrü vasati olarak söylenen ömrün sermaye hükmünü alması ise seyirci tarafından bir vazife ile vazifeler olduğu şuuru ile tahakkuk eder. Bu şuuru olmayanın sermayesi yoktur. Yani benim sermayem var. 60 senelik ömür sermaye olarak verildi gelmesinin tahakkuk etmesi ise ancak seyyidi tarafından vazifeden olduğu şuuru bulursa böyle bir sermaye şuuru tahakkuk eder. Aksi takdirde 17. sözde dendiği gibi ömür aynı heva olacak. Onun sermayesi yoktur. Bir de şöyle bir şey var. Kişinin öyle bir ömrü var ki bu ömürde 4. sözlerdeki o 24 altına birleştirirsek 24 altın değerini yükseltebileceği bir sermayeyi sermaye bilmesin müflis olacak. Sermaye 24 bilmesi. Altın sermayesini karlı bir ticaret yapan adamın hali. Yani 24 tane 24 saat 24 tane altın olabilecek sermaye olmuş oluyor her gün. Yoksa müflis için 24 altın değil fels denilen en değersiz hükmünü alacaktır ki bu yüzden vakit geçsin diye hevai meşguliyetler nefis ona zorluyor, insan ona devam edelim o sözler 11 şey 23. sözlerinin 320. Bütün sözleri de sarf edip pek eğlenceli bir iflas ve müflise. O anda bir gece içinde 16'lık kumara mumara eğlenceler ve şöhretperestlik yolundan sarf etti. Hiç duymamıştım. Sabahleyin elimde hiçbir para kalmadı. Bir ticaret edemedim. Gideceğim yer için bir mal alamadım. Yalnız o paradan bana kalan elemler, günahlar ve eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Birden ben o hazin haletliyken orada bir adam peyda oldu. Bana dedi, bütün sermayeni zayi ettin, o kadar da müstahak oldu. Gideceğin yere de müflis olarak elin boş gideceksin. Fakat aklın varsa tövbe kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek baki kalan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ihtiyaten muhafaza et. Yani gideceğin yerde sana lazım olacak bazı şeyleri al. Burada kumara mumara eğlenceleri sarf ettiği diye bir üstadımızın yeri hevaya sarf edilen, boş edilen sermayesi diye tövbe kapısı ise tövbe et demişti. Tövbe kapısı heva yolunda boşa giden ve kişiyi müflis eden sorumluluğun seyyidi tarafından affedilmesi için burada bir pişmanlık yolu olarak gösteriliyor ki zaten bunun ilerisinde şey diyordu üstad. Aklım başıma geldi. O zat dedi tövbe et, tevekkül et. Hani mektubattaydı galiba. Şey diyordu. Aciz ve tevekkül ile, fakr ve iltica ile nur kapısı açılıp zulmetler dağılır. Bu da yine müflis adam için sermayesini geri alıp hakiki bir ticaret yolu diye tövbe ve tevekkül yolu diye istifademiz oldu. Sözler 20. Arkadaş ona der, yahu şu liranı bir bilete ver, ta uzun bu uzun yolda. Yayan biraz aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir, belki merhamet eder, ettiğin kusur affeder. Seni de tayyareye bildirirler. Bir günde mahalli ikametimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç yayan yalnız gitmeye mecbur olur. Evet. Bu ikisini birleştirdik. Yine eğlenceler demişti. Bu üçüncü lemada geçen yaralar berelerden kasıt. Günahlar, manevi hastalıklardır diye birleştirdik ki bu enfüsi alemde de zaten hususi dünyayı bozuyor. Birazdan geleceğiz inşallah. Nur'un ilk kapısı 44. sayfadan dinleyelim. Mağrur, ahmak bir adam. Bir gemiyle ticaret eden bir cemaate şerik olup o cemaatin her biri bir kısım sermaye verip
Birbirine bir vazifeyi delukte eder. Herkes kendi vazifesini ifa eder. Yalnız o mağrur, hareket-i sefineye medar olan vazifesini terk ederek geminin garkına sebebiyet verir. O cemaatin hepsi 1.000 lira zarar eder. Ona denildi, hak olan odur ki bütün hasareti sen çekeceksin. Çünkü bizim sahibimiz de heba etti. O dedi, yok kabul etmem. Belki bu hasaret taksim edilecek, hissen miktarını çekecek. Sonra ikinci seferde o dahi onlar gibi vazifesini ifa etti, 1.000 lira kâr etti. Dediler ki, hasaret vazifeye bakar, kâr, re'sül mal'a bakar. Öyleyse re'sül mal nispetini taksim edelim. O mağrur dedi ki, yok belki bütün kâr benimdi çünkü çendan evvelce hasaret sana raciydik demiştim, ben kabul etmemiştim. Öyleyse bütün kâr da bana olmalı. O vakit ona denildi, ey cahil nadam, bir şeyin vücudu bütün ecza ve şeraitin vücuduna tabakkuf eder. Öyleyse vücudun semeresi, bütün esbab-ı vücuda verilir. Kâr ise vücudun semeresidir. Hasaret ise ademin semeresidir. Halbuki bir şeyin ademi, bir cüz-i vahidin ademiyle veya bir şartın fıtlanıyla oluyor. Öyleyse ademin semeresi idamın sebebine verilecektir. Burada ademden ve ademi çalışmaktan iflasa sebebiyettir. Böyle bir istifade edildi ki şu dördüncü şuada geçen haksız temellik, aynı darlığını bilmemek ve mevhumu muhakkak bilmek denilen enaniyetin vücudu burada ademe bakar, burada ki adamın haline bakar diye bir istifademiz oldu. İkinci istifademiz de Lemalar 190'da Tabiat Risalesi'nde Kur'an'ın namazı kılmamanın çok şiddetli ceza ile tehdit etmesi sualini bu kısım ile ve bu kısmı da yukarıdaki suizan kısmı ile en yukarıda suizan kısmı ile birleşince şöyle bir istifademiz oldu. Suizan ile kendi sermayesini bozan ve bu bozuk sermayeyi kendi tarlası olan kendi aleminde eken adam suizan ile kendi tarlasının da içinde bulunduğu alemdeki diğer vazifedarların hakkını gasp etmekte ve onların vazifelerini heba etmekte. Bunun neticesinde hem geminin hem o geminin hem o adamın sahibi olan Sultan-ı Zülcelal iflasa atılmış emanet sermayeni ve bütün o haksızlığa uğramışların haklarını o adamdan almak için onu cehennem ile cezalandırıyor. Re'sül malı kainatı içine alan bir çekirdek olan adam için ise burada bir müjde var ki mükafatı re'sül mali mukabilinde olacaktır denilebilir. Yani burada iki müflisin iki veçinden baktık aslında. Bir müflis ki mana ismiyle müflis. Kendisine bizzat emanete kendi malı diye bakıyor. Sermayesi yok. Onun ömür aynı heba olduğu noktasından. Bu hem kendi aleminin hususi dünyasını, kendi hususi dünyasında kendi o emanetini ve sermayesini ademe atarken bu yetmez gibi kendi aleminde bütün alemi ve alemin içindekileri de vazifedarlığı tesadüf oyuncağı altında onların her birisinin nefretini celbederken diğeri ise ubudiyet noktasında mahviyet ademine gittiğinden dolayı buradaki müjdede Re'sül Malı'nın kainatı saklayan bir çekirdek olduğu için bunun mükafatı da Re'sül Malı mukabilinde olacaktır. Lemalar 206'da şöyle bir yer var. Ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Sermaye ancak kârlı bir ticaret varsa sermaye. Öylece tahakkuk eder. Yoksa sermaye hükmünü almaz. Diye istifade ediyor. Yani hakiki vazifeye kullanılmayınca o sermaye hükmünü almamış. Bir de burada onun çok garip bir ders ya. Bir de şöyle bir şey var. Sermaye var da. Ben de takip etmek sermayeyle satın alınan bir şey var. Yani sermayeyle ne satın alınıyor? Emanetler verildi, çiftlik verildi, fabrika verildi. Bak bunu kaçırma. Bir de sermaye verildi. Satın alacağımız nedir? Burada aslında o altıncı söze geri dönersek aslında bu sermaye ve çiftlikle yapılan her ticaret
sultanın namını aslında. Fakat sultanın kemal-i keriminden onun sanki sermayesini kullanan dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile sahip olan adama kemal-i kerimden o yapmış. Demolar 441. Ömür sermayesi. Peki Davut, o sermaye belli. Peki ne alacak? O sermayeyle ne alması lazımdı? Abi burada az önce geçtiği şekilde, yani istifademiz o şekilde de abi. İnsanın istidat çekirdeklerinin nemalandırılması. Çünkü çok şeydi abi, diğer telefon geldi. Abi Mesnevi Badıllı Habbe'de bir yer var abi. Mesnevi Badıllı Habbe'de abi çok şimdi burası yani arkadaşlar takipte zorlandığımdan anlıyorum çünkü alışılmamış bir ders yapıyor. Yani yapılmamış bir ders. Evet ya, abi. Yapılmamış, onun için ifade ettik biz. Oku bakayım o Habbe'yi. Bir dakika abi. 258'de abi. Bir kısmı baştan okuyayım, ondan sonra uzun uzunsa yok. Tam orayı oku. Bunun için sadece cümlesini okuyacağım. Sadece başından, hem konumuza mutabık olduğu için başından baştan bir sonra o cümleyi okuyacağım. İlem ey kardeş, bil ki insan katiyen şecere ilkatın semeresidir. Diyor. Sonra şurada şey diyor abi. Resul malumuz olan istidatlarının eşine. Evet, nasıl ki çekirdeğin içinde bulunan pek ince ve dakik asapları ve gayet dakik, nazik şeylere ehemmiyet verilip de üzerinde pek durulmuyor. Çok az ve nadir olarak onlara ehemmiyet verildiğini görürsünüz. Ha, o çekirdeğin içindeki bütün damarlar inkişaf edip, haşmet ve azamet ile vazifeye başladıkları zaman ehemmiyet ve kıymet verilir. Yani burası abi, gösteriyor ki istidat çekirdekleri, yani o şecere-i hilkat noktasından bakarsak yukarıdaki o 11. sözden başladığımız, aşağı indiğimiz yerdeki mahiyeti insaniyede bulunan o evamir-i tekviniye noktasından bulunan istidatlar eğer ubudiyet toprağında İslamiyet sınırını inkişaf edilmezse ancak cehennemde yanacak odunlar hükmüne geçiyor, onlara değer verilmiyor. Bunların mutlaka inkişaf etmesi lazım ki bu da bizim ticaretimiz, bu sermaye ile bu alınacaktır diye noktayı nazarımız olur. Çok güzel, maşallah. Çok güzel. Çok güzel. Çok ilginç bir ders ya. Hiç tahmin etmiyordum böyle bir şey çıksın. Ya biz abi çok istifade ettik. Daha da inşallah ilerlerde istifade ettiniz inşallah. Şey yaparsın, bu tespitlerini bir tanzim et ve dima at. Şöyle bir şey yapmıştık. Dosya mı? Evet abi, bunu çıkarmıştım. PDF veya Word olarak dersten sonra veya yarın vesaire dima at da, çok ilginç, tuhaf. İnşallah. Evet, şöyle diyor. Bir tanesi master, bir tanesi ismi fail. Lemalar 411. Ömür sermayesi sıhhat ve afiyet ve istinadan gelen bir gafletle zayi oldu. Burada da yine sermayenin boşa gittiği, sermayenin sermaye olmadığı. Burada şöyle istifademiz oldu. Sermaye vazifeli olunan ticarete sarf edilmezse kişilik müflisi. Aciz, fakr, naks, usul olan mahiyete muhalif hareket, gaflete ve o da iflasa müncer olur. Davut. Evet abi. Yani sermaye ömür müdür diyebilir miyiz? Başka bir şey var mı?
Abi öyle istifademiz oldu. Ömür sermayesi diyor. Bir daha bir bakalım. Evet abi. Yani belki tabii başka noktalar da vardı. Biz, ama temel herhalde ömür sermayedir. Ömür sermayesi diye çok geçiyor. Ondan sonra demek ki şu ömür sermayesiyle ne alınması gerekiyorsa alınıyor. Ama biz iflas ve muflisi hadis-i şerifte de var yani. Aynı soruyu Peygamber aleyhisselam sormuş. Bir mana söylüyorum da hem ben seni nefes aldırayım, teneffüs ettireyim. Şimdi diyor ki muflis kime denilir ya ashabım? Muflis iflas edene denilir. Peki nedir o? Malını, sermayesini kaybetmiş. Yani iflas etmiş demiyor o. Sermayesini kaybetmiş. Peki böyle deyince demiş ki Allah Resulü o değil diyor. Ahirette ümitle bir beklenti içinde ümitle beklediği bir gidiyor bir bakıyor ki namaz kılmayan, oruç tutmayan da bahsetmiyor. Beklentisi zaten olmaz o. Oruç tutan, namaz kılan, zekat veren, hayır hasenat yapmış bir beklenti içine gidiyor. Bir bakıyor ki muflis. Hiç kılmayan zaten bu beklentisi olmadığı için müflis değil o. Zaten bekliyor onu. Ya o iflas etmiş dünyada. Diyor ki gıybet etmiş, onun kalbini kırmış, onu dökmüş, hizmete zarar vermiş. Oho! Darmadağın olmuş. Bir de bakmış içeriye girmiş. Muflis bu. Hadi biraz daha abi. Şualar 202'de diyor ki abi, ömür sermayesi pek azdı, lüzumlu işler pek çoktu. Ya. Burada ya. Da sermayenin harcanması için lüzum. Ya. Yani ya. Az, lüzumlu işler pek çok. Lüzumlu işler çoktur. Sermaye çok az. Yani şunu diyebilir miyiz? Sıkılmaya zamanımız yok ya. Oradan anlam çıkart ya. Yani sıkılıp belini kafanı böyle koyup sıkılmaya zamanımız yok ya. Sıkılman için düşünmen lazım. Düşünmek için zaman vermen lazım. Hadi devam et Davut'um. Abi tarihçi hayat 700'de Risale-i Nur talebeler için şöyle bir şey söylüyor. Risale-i Nur'u sermaye-i ömrü ve gaye-i hayat edinmişlerdi. Uf. Burada da şöyle bir şeyimiz oldu. Ömrünü Risale-i Nur ile ticarete sokan için sermayesi Risale-i Nur oluyor. Burada Risale-i Nur'dan bir bütün olarak bahsedildiği için şahsı manevidir diye anladım. Böyle bir ticaret, büyük bir ticaret. Bir de söyler misin son söylediğini? Şimdi burada Risale-i Nur'dan bir bütün olarak bahsettiği için şahsı manevidir diye anladım. Ne yani, şahsı mı? Ne anlamadım orayı. Sermaye-i ömür ve gaye-i hayat edinmişler diyorlar ya. Ha, Risale-i Nur, gaye-i hayat. Sermaye-i ömür yani, edinmiş. Maneviye dahil olur. O şahs-ı manevide İhlas-ı Risalesi'nde geçen büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası hükmündeki şahsiyetini feda eden derdi. Bu da büyük bir ticaret. Maşallah. Çok acayip. Üstadın mesleğindeki ihlasını anlatırken münazara 93'te buna şöyle diyor. Niyeti halis olan azdır. Senin niyetin halis olsa muvaffak olacaksın. Niyetine bak diye bir sual var. Üstadın cevabı lillahil hamd ve la fahr bir dipnot. Şeyhin kerameti şeyhden rivayet. Lakin tahdis nimet dahi bir şükür. İhlas-ı niyeti ihlal eden anasır garaz olan nesep. Ve nesil ve tamah ve havf beni bilmiyorlar. Ben de onları tanımıyorum veya tanımak istemiyorum. Zira meşhur bir nesebim yok ki. Mazisini muhafazaya çalışayım. Ben Ebu Laşey olduğumdan bir neslim de yoktur ki istikbalini temin edeyim. Öyle bir cünununla ki divan-ı harp dehşet ve tahvifiyle tedavisine muktedir olamadım. Nerede geçiyor bu? Münazarat 93 aldım. Öyle bir cehaletim var ki beni ümmi edip dinar ve dirhemin naksını okuyamıyorum. Yani ben müflisim diyor. Kaldı ticaret-i uhrevi, dünyada müflisim. Kaldı ticaret-i uhrevi, öyle bir ahdetmişim, resul malı da kaybetsem mesleğimden dönmeyeceğim.
şimdiden hasaret ediyorum, çok günaha düşüyorum. Arkadaşlar, ben bir telaffuz ettireyim. Nur Alem bir anahtarında şey diyor, 80 diyor galiba, Mesnevi de 20 yaşında diyor. 20 yaşındaymışım gibi bu aleme geldim. Ülfeti kırılmış, ünsiyetle bakmış. Ustada zehirden dolayı beynini 2 defa reset olmuş. Sıfırlanmış. Bir şey anlatacağım bununla. Bu zulmü beşer içinde aynı rahmet olduğu diyor ustad. O diyor beyni zehirle sıfırlanınca ülfeti de kırıldı. Her şey gitti ya. Her şeyi yeniden sıfırdan öğrenince ama maneviyatı duruyor. Hafızasında yok ama ruhsal hal duruyor. Ruha ilaç dokunmuyor ki. Kalbi intiba duruyor. O alışmış olduğu ülfetler siliniyor. Kemalat faziletler duruyor. Sonra her şeyi yeniden öğreniyor. 3 ayda bir tekrar etmesinin sebebi bu en büyük. Yoksa ustad da unutma nedir bilmez beni dedi. Niye tekrar ediyorsun? Peki bununla ne alakası var? Nesebini de unutmuş. Yani o şecere ve onunla da meşgul olmamış. Burada riyakarlığını ve tevazu deniyor. Ben böyle nesepten olmadım. Nasıl değilsin, nasıl bilmezsin? Silinmiş. Şecere de silinmiş. Ve meşgul olmamış. Ustad şeceresiyle de meşgul olmamış. Ay yüklememiş beynine 2. kez. Dolayısıyla bütün sermayesini o ülfeti kırıldı. Yani adet var ya, alışkanlık, onlar yok oldu. Ama kalbi, ruhu intibalar duruyor. Onunla yeniden yüklenmiş. Aynı zulmü beşer içinde rahmet ilahi tecelli ediyor. Şimdi o 90 küsür münazarat okudu ya, nesep nesebim. Ali bir şeyim yok. Nasıl yok ya, sen peygamber torunusun, nasıl yok? Bunu dediği zaman şu münazaratta böyle bir şey yapmışlar. Beynini sıfırlamışlar. Şeceresini de silindiği için ustad yüklememiş. Tekellüflü bir tevil değil. Aynı böyle. Ben bunun arkasını biraz düştüm. Badıl abi de şey var. Evet abi devam et. Sermaye bak nerede harcı? Abi şimdi bir sermaye iptal ile mahiyetinin hakikatini hatırlatma noktasından iflas meselesini bakacağız. Mesnevi Nuri 70'te şöyle diyor. Ve keza mümkünatında 2 veçi var. Birisi enaniyet ile vücutlu, bu ise Adem'e gider ve Adem'e kaybolur. İkincisi enaniyetin terki ile Adem, bu ise vacib bir vücuda bakar bir vücut kazanır. Binaenaleyh vücut istersen mün adim ol ki vücudu bulasın. Burada şöyle bir istifade ediyor. Mal ile emanet farkı ki mal kişinin kendinden bilmesi, emanet ise sahip ve hakikisini bilmesi denilebilir. Of, şuraya bak. Mal neymiş abim? Mal kişinin kendinden bilmesi. Emanet? Emanetse sahibi hakikisini. Biliyor musun? Harika. Şimdi bunu tespit etmen için hemen bir hafta uğraşman lazım. Şu sıkını. Ha işte bedava. Şu sohbete katıldın. Not da alıyorsan işte bu. Çok güzel. Emanet bu. Çok güzel. Mal da bu. Sözler 231. Hem deme ki halk içinde ben intihab edim. Bu meyveler beni bile gösterir. Demek bir meziyetim var. Hayır, haşa. Belki herkesten evvel sana verir. Çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtaç ve mükellim olduğundan en evvel senin eline verir. Burada istifademiz nefsine kendinde malikiyet ve sahibiyet noktasından hiçbir şey olmadığı dersi müflis olduğunun iktidarıyla verilir. Nefsin hakiki mahiyetinde bulunan fakr hali ihtiyacı ile hatırlatılıyor. Yani bunu çünkü ihtiyacından bahsediyor. Diğer hadisinde, hadisinden ve hayresi değil mi? Bu da muhtaç dediği için sadece... Evet, devam ediyoruz. Demek ki ihtiyacını bilen, derecesini görüp çekirdek haline mazhar olup ihtiyacını bilen İhtiyacı gidebilir. Emaneti olan kendini müflis bilir. Malı kendinden bilen müflis değildir.
Bu ise kanaat en anaatü kevzuzayefne hadis-i şerifi. Bu ise derecesi ve zenginliğin zirvesi denilebilir. Yani emanetini bilen, kendisinin hakiki manada müflis olduğunu bilmesi derecesinde kanaat manası onda inkişaf eder ki o da hakiki zenginliğin el-kanaatü kevzuzayefne kapısını onu açmış olur. Yani mahiyet hakikisinde insan şuur noktasında zenginleşmiş olur. İflastan kurtulmuş olur. Doğrunun ilk kapısı üst düşman ve mehalikin vücuduna maruz. Sol tarafında kalbimin içine kadar girmiş bir fakr yarası var. Nihayetsiz fakr iflasa ve nihayetsiz tabiat ve amale müptülayı. Şualar 332. Hatta en büyük makamda bulunanlardan bazı zatlara verilen büyük bir ihsan ilahini hissetmekten kendilerine herkesten ziyade bir çare ve müflis telakki etmeleri. Görüyor musun? Müflisi nerede kullanıyor? Gösteriyor ki avamın nazarına medar-ı kemalat zannedilen keşif ve keramat ve ezvak ve enva o manevi kıymet ve makamlara medar ve mehenk olamaz. Sahabelerin bir saati başka velilerin bir gün belki bir çillesi kadar kıymeti olduğu halde keşif ve manevi harikalara, harikulade, halata, evliya gibi mazhariyetlerin her sahabede olmaması bu hakikati ispat ediyor. İşte kardeşlerim dikkat edin, sizin nefse emmareniz kıyas bin nefis cihetinde suizan ve gurur noktasında sizi aldatmasın, Risale-i terbiye etmiyor, ne şüphelendiniz? Bu da çok önemli. İnsan psikolojisini bozan, çökerten, ya bu kadar okuyorum ben adalım olamıyorum. Bilgiden ilme geçemediğim için, bak onu da burada kullanıyor. Yani şüphelendirmesin, Risale-i Nur, Allah Allah. Niye terbiye etmiyor? Neyi terbiye etmiyor? Kusurunu anlıyorsun, eksikliğini anlayacak kadar mükemmel, anlamayacak kadar müflitsin. Kusurunu anlamak kadar kemalatı nerede bulacaksın? Ya. Devam Davut. Aynı konuyla alakalı Mesnevi Badr 520'de kerameti anlatıyor. Keramet mucize gibi doğrudan doğruya Allah'ın fiildir. Keramet ile müşerref olan zat ise kerameti nefsinden değil Cenab-ı Hak'tan geldiğini düşünüyor ve kendisine en hayırlısını seçen bir hami ve rakibi var olduğunu bilmekle mutmain olup yakini ve tevekkülü ziyadeleşir. Sonra aşağıda şöyle diyor. Ama fena eten bir mazhar, velayetin tabakayı ulyasından olan ehli velayet ise Allah'ın izniyle onlara münkeşif olan eşyayı galbiyeyi Allah namını işleyen havas ve duygularıyla görürler. Demek ki fark pek zahir. Zira bu zatların zahire tereşü eden batınlarının nuraniyeti, riyakarların ve kendi enaniyetine çağırıcıların karanlıklı vaziyetleriyle müntebis olmaktan yüksektirler. Buradaki istifademiz şu oldu. Bu iki yere birlikte bakınca velayet-i kübra sahibi olmak demenin fenayı etem haline mazhariyetle açıklandığı çıkarılabilir burada. Yani velayet-i kübra. Ne demek o fenayı etem? Ne anladın? Bu da fenayı etem. Bir dakika abi. Yukarıda evet. Amma fenayı etemme mazhar velayetin tabakayı ulyasına olan ehli vela ise Allah'ın izniyle onlara mükeşif olan eşyayı gaybiyeyi Allah namına işleyen havas ve duygularıyla görüyor. Yani bunlar aç, fakr, naks, kusur olan mahiyet hakikisinin tam şuurunda olup kendi emanetlerinin altıncı sözde bize yüklenen şeceveli kainata girerken bize teçhiz edildiğimiz bütün o çiftliği, fabrika içindeki alat, cihazatın Allah namına işlediklerini görüyorlar. Evet, şu olur mu? Şu olur mu Davut'un? Evet. Ad, fakr, noksa. Ad neyi göstermek için verilmiş? Ad,
Yani kudreti. Evet. Acizliğin kadar. Acizliği kudreti gösteren bir ayna. Fakr. Gınayı. Zenginliği. Peki fenayı, fenayı mutlak. Fena neyi göstermek için? Fena olduğunda tamamen nesini? Vücut. Vacibin vücudu gösteriyor. Bekasını gösteriyor. Bekayı gösteriyor. Vücudunu değil. İşte, beka hayır hayır. Kıyas edilmez. Fenayı etem. Etem demek en tam. En fena. Yani karanlık ne kadar şey olursa zirvede nur o kadar güzel gözükür. Fena yani. Nereye aynasın? Bekaya. Hakikaten onun bekasıyla varım. Yani bunlar hayali değil. Peki şimdi düşün bak. Fena etem. Tam bir fena. Tam bir bekayı gösterirken ben varım dedi. Bundan daha muflis kim olur ki? Ac kudreti gösterecekti. Fakirlik Allah'ın zenginliğini verebildiğin kadar zenginsin de o kadar yani yoksa değilsin. Şimdi bu cinayeti görüyor musun? Acizliğini hissetmiyorsun, nihayetsiz kudreti gösteremiyorsun. Fakirliğini gösteremiyorsun, Allah'ın zenginliği ortaya çıkmıyor. Ondan sonra fenasını bilmeyince Allah'ın bekasını bilmiyor. Peki Allah neyi kaybediyorsun? Muflise bak. Allah'a kaybediyor. Allah'a kaybediyor. Ne buldun ki? Allah'ı bulduktan sonra inanın bana sıkıntılar, dertler de eğlenceye dönüşmüş. Aynen diyor şeyde söylüyor Gayrimüteşir. Vasar Bediye'de vardı gördüm. Bir diyor kainat müziki dairesidir diyor. Kainat müziki dairesi hatırlarsınız. Orada saz var, işte piyano var, şu var bu var. Bazılarının da sesi acayip çıkar. O da çok lazım. Bunların farklı ses çıkartması diğerlerinin güzelliklerini göstermek için olduğundan o sıkıntılar vesaire Cenab-ı Hak başka tarafına mazar olacağım diye büyük zatlar hep beklermiş. Onlar böyle avcı gibi görürlermiş. İşte bu müflis. Bakın dersin başında dedi ki 6. sözü attı, 11. sözü attı falan yapmadığı bir şey kalmadı. Yani ben ilk defa gördüm böyle. 6. söz iflas, müflis hoca. Şimdi Allah'ın bekasını bizim faniliğimizi hissettiğimiz kadar ortaya çıkıyor. Nasıl olacak ya ben neyim var ki ya? Ya bugün korona seni kaptı. Hadi bir nefes, iki nefes, yoğun bakın vele dalin amin. O diyor ki kanser kapar, nefes kapar, kalp krizi kapar, yaşı başı yok ki. Ama inşallah beraber olacağız. Hadi bir nefes aldık Davut'un biraz daha hadi. Abi yani şöyle bir değişikliği ay var. Yani vazife şu olunca sermaye değil. Adem yani Adem'de suizanla, yiğisle aludi olmuş bir hususi dünya. Zulümat içinde. Ya. Niye sıkılıyorum? Kardeşim Kur'an okuyor musun gündelik? Hizbul Kur'an okuyor musun? Risale okuyor musun? Tefekkür yapıyor musun? Yok. Ya. Ya sıkılmayacak değil mi? Madem İslamsız, tefekkürsüz mutluluk oluyordu İslam niye geldi? Muflis oluyoruz da. Bir de sıkıntılar hayatı tutuyor biliyor musunuz? En güzel de o. Hadi bakalım abi. Keyif veriyor bana. Bir tanesi ne yazmış? Bir daha. Ona da gelecek abi. Ona gelecek abi. Gelecek mi? Ha tamam dokunmuyor. Kuzey Irak'tan geldi cevap. Onun da durum hepten iyi değil. Oraya geldi zaten. Serbest bölge diye başlığımız var. Tamam Amr. Soruna cevap verilecek. Senin ziyaretine gelen herkese diyorsun ki benim şahsımdan bir himmet beklemeyiniz ve şahsımı mübarek tanımayınız. Ben makam sahibi değilim. Adi bir neferin müşir makamına nevamiyle tebliğ gibi
Ben de manevi bir müşriyet makamının evamirini tebliğ ediyorum. Nasıl bu iş ya? Hem müflis bir adamın gayet kıymetli İflas ve zengin elmas ve mücevherat dükkanının dellalı olduğu gibi Kuzey Irak. Ben dahi mukaddes ve Kur'ani bir dükkanın dellalıyım diyorsun. Gurur duyuyor. Burada üstadın tam mahviyeti ve yukarıda geçen fenaye etem ifadesine mazhariyetin ifade ettiği bir parçadır diye. Evet. Altıncı başlığımız serbest bölge hususi dünya. Burayı üç alt başlıkta ele alacağız. Enaniyeti nefsiye, enaniyeti nevliye bir de psikoloji açısından. Muhakemat 49. Burayı çok ehemmiyetli gördük. Lübbü bulmayan kışır ile meşgul olup, hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Biraz atladım. Hem de ihtilalatı tevlid eden, ihtilafatı ika eden, hurafatı icat eden, mübalağatı intihac eden, esbabın birisi ve belki en birincisi, hilkatli olan hüsün ve azamet ve ulviyete ademi kanaattir. Bir dakika. Biraz daha aşağı indik. Bir dakika inme, dur. Başan, yalnız nücum-u Kur'aniyedir. Burada İstifademiz şöyle oldu. Sözden 626'da geçen dünyayı tahkir edenlerden birisi de dünya eline geçmeyen adam. Hilkati tefsir eden Kur'an'ı dinlemeyip serbest bölgesinde. Vahyi semaviye muhatap olmayan adama hayalinde kendince hükümlere tabi olma ve onların peşinden koşma hali doğmaya başlar. Sünnet-i Seniyye'nin ahkamını görmezden gelir. Cüziyatın cüziyat-ı ahvalinde görülen cemal-i ilahi ve kemal-i rabbaniden uzak düşer. Kendince kainatı ve hayatı adi ve anlamsız görüp mucizeler, olağanüstülükler talep etmeye ve aramaya başlar. İşte siz de çok söylediniz. Filmlerde, dizilerdeki hayatı kendi halinde aramaya başlar. Mevcut bir sıkıntı olsa ondan sıkılır. Onu çirkin görür. Davut! Bu Diyanet için vardır. Hem de yeni dünya için vardır. Hem hali kanaat olmadığı için serbest bölgesinde hayalata hapsolup hakiki dünyadan bağı kopmaya başlar. Bu halden kurtulma çaresi ise ancak nücum-u Kur'aniye'nin imdadıdır. Bak Halil, evet. Baştan Davut. Evet abi. Lubu bulmayan baştan, bu çok kaçırmayacağız bunu beraber. Lubu bulmayan kışırla meşgul olur. Yani çekirdeği bulamayan ağacın dalıyla budayla kurumuş yok yaprak düşmüş. Sonbahar ne oldu? Lan ya çekirdekte sonbahar ilkbahar yok. Ama ağaçta var. Lubu bulmayan esas yani temeli bulmayan kışırla meşgul olur. Sonra esasını kaybeden hakikatı tanımayan hayalata sapar. Ha, hakikat. Hakikat neydi? Hakaike şey sabit etti. Esma-i İlahi. Yani bu kainatı Allah örmüş. Hakikati tanımayan, esmaya muhatabiyetini bilmeyen hayalata sapar. Ne yapar? Şu, hayal kurar böyle, bir dünya kurar. O dünyaya göre bu dünyayı şekillendirmeye çalışır, sıkıntı çeker. Üç, sırat-ı müstakimi görülmeyen ifrat ve tefrit etsin. Ha, hayatta ifrat ve tefrit. Mesela özel hayatında, aklında, giymesinde, telefonunda, arabasında sırat-ı müstakimi göremeyen ya ifrat ya tefrit. Yani ya şeytana maskara olur, ifrat şeytandan, tefrit nefisten. Dört. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Muvazene. Yani elinde kantar ve metresi olmayan. Kim kime, neyi, ne zaman, niçin, nasıl diyecek yapacağın şeyi. Bir elinde metre, bir elinde kantar. Sütü neyle ölçeceksin? Metreyle olur mu? Sütü litreyle. Kumaşı, odunu neyle? Metreyle. Yani bu olmayınca ne yapar? Aldanır ve aldatır. Sonra altını oku abim. Bir sıkıntının temeliydi bu dört tane. Hem ihtilalatı tevlin eden. Yani insanın sistemini bozan ihtilal. Ya mesela Rüştü abi öyle der. Rüştü abi ne oldu derdim tamam böyle. Garibanımı şapan. İhtilal yapıyorlar dedi.
yani yemekte eğer yemiş ve dokunmuşsa ihtilal diyor, şey yapmış, tencereyi kaldırmış, ihtilal, içeride ihtilal var diyor, tamam mı? Şimdi devam et, o cümleyi oku bakayım abi. İhtilafatı ika eden, yani ortaya çıkaran böyle terörü iç alemde, ki neymiş onlar? Evet. Hurafatı icat eden, mübalağatı intihac eden, esbab-ı birisi ve belki en birisi hilkatte olan hüsün ve azamet ve ulviyete kanat. Adem-i kanat. Şimdi mesela Allah beni böyle niye yapmadı? Allah niye beni böyle yapmadı? Mesela meşhur bir zat, yakında 2018 2 Mayıs'ta vefat eden bir zat var, çok meşhur. Çoğunuz vefat ettiğini bilmezsiniz. O şöyle... bütün bu kadar insanlara secde ettirdim. Benim duamı niye kabul etmedin diye Allah'a düşman olmuş. Allah'a kıskanmış. Ya. Yani insan kanaat etmiyor. Allah sana biçtiği şeye, role kanaat et. Ey sebaba hırslı diyor. Vesaire. Allah'a kanaat etmiyoruz. Kime? Allah'a verdiğini demiyorum ha. Allah'a kanaat etmiyoruz. Efendim abim, birinciyi okudum. Bir daha oku ötekisini, iki. Hem de ihtilalatı kısmından. He, ona bir daha oku. İhtilalatı tevlid eden. İhtilafatı ika eden, hurafatı icat eden, mübalağatı intihac eden, esbabın birisi ve belki en birincisi hilkatte olan hüsün ve azamet ve ulviyete ademi kanaat. Bu. İki. Ondan sonra ben devam etmedim de orada abi. Ha, tamam. Şey diyor. Haşa zevki fasidesiyle istifafı nizam et. Evet, yani biz psikolojinde temel bir şey vardı. Formülümüz vardı. Tahir her derste zikrederdi. Kanaat burada da karşımıza çıktı. Bir, teslim. İki, tevekkül. Üç, itimat ve kanaat. Kanaat, mevcuda Allah'ın verdiği bu sistem, rububiyetine, sana muamelesine kanaat etmiyoruz. Çok garip garip uçuk şeylerin peşinde. Yani bir şey kuruyoruz, bir dünya kuruyoruz kafamızda. O dünyanın içine giriyoruz, bütün dünyayı öyle görmek istiyoruz. Olmayınca da kavga ediyoruz. La kardeşim, Allah Resulü sıkıldı bu dünyada. Sen sıkılmayacak mısın? Allah Resulü'nün bir sıkıntısını eşiyle giderdi. Başka bir sıkıntısını Ebu Bekir'le sohbet etti, giderdi radıyallahu anh. Başka bir sıkıntısını Bilal abi şezan okutturdu. Başka bir sıkıntısını Ebu Said-i Hudri radıyallahu anh'a Kur'an okutturdu. Başka bir sıkıntısını namaza müracaat etti. Başka bir sıkıntısında Kur'an okudu. Başka bir sıkıntısın ki en hoşuma giden, kitapta murakabe ve tefekkür der. Böyle murakabe edermiş böyle. Tefekküre dalarmış böyle. Hirasına girer. Hira kafasına, hirasına girer. Murakabe, terbiye, enfüse dalar. Tefekkür eder. Tefekkürün aşamayacağı, kıramayacağı hiçbir palanga yoktur. Geçemeyeceği hiçbir dere, fırtına yoktur. Vallahi alemim de şahitim. Tefekkürümün karşısında dikilebilecek hiçbir şey görmedim. Ne hapishanedeki hücre. Bakın size kanunen söylüyorum. 7 gün bir insanı tek başına hücreye fazla koyamazsınız. 7. Ben 4 ay 20 gün kaldım. Tek başıma hiçbir insan sesi yok. Bir şey anlatmak için söylüyorum haşa. Başka öne çıkarttığım bir şey değil. Orada tefekkürüm olmasaydı, tefekkür o. Ben oradan çıkmasaydım manen, sıyrılmasaydım o şeyleri, düşünebiliyor musun? Kitap yok, hiçbir şey yok, su yok. Yani hücre. İşte tefekkürle aşamayacak. Ve kardeşim, sen bahçen var, araban var, atın var, işin, eşin, aşın, yatın, katın, atın var. Ya derdin mi var? Dert şu. Tefekkür. Tefekkür imani. Yaptın mı, yani Allah nasip ettiyse şak diye aşıyorsun. Bak yatsı namazının 2 rekat sünnetinde.
Bana mesela korona ne kattı? Bütün son sünnetler var ya hani iki rekat. Akşamın iki rekatı. Yatsının son sünneti iki rekat. Bütün iki rekatları dörde çıkarttırdı bana. Bana bir şey kattı. Hazreti korona fayda verdi bana. Bütün sünnetlerimi, öğle namazının son sünneti 2-4 yaptım. Teşvik için söylüyorum. Yani tefekkür. Burada da kanaat. Mevcuda kanaat etmiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki, ya ben niye sıkılıyorum? Ya niye sıkılmayacaksın ki ya? Sıkılacaksın ki merdiven olsun. Evet Davut'um, devam abi. Ama bana bak, saatinde gelmek üzere toparlarsan iyi olur. Kastamonu 105'te abi bunu söylüyor. Bu asırda israfat ile ve iktisatsızlıkla, kanaatsızlıkla, hırs yüzünden diye devam edenlerdi. Of! Bu nefsin mavinin kendisiyle meşgul etme, hakimiyeti ele alma yollarında işte bir kısmı bunlardır diye istifade ediyor. İsrafat, iktisatsızlık, kanaatsizlik, hırs. O israf, o israf da böyle şey, nefse böyle hop aç. Ulvi şeylere sık. Ne yapıyorsun? İktisat. Böyle iktisat yok. Allah Resulü'nün iktisadına bakın. Yani yanlış tutturuyoruz. Yani nasıl anlamak istiyorsak külliyat öyle anlıyoruz. Evet abi. Abi Asar Bedi 122'de bir çok ilginç bir yer var. Hile ve fitne perde altında kaldıkça tesir eder. Zahire çıkmakla iflas eden kuvveti söner. Perde öyle yırtılmış ki senin yalanın, hilen, fitnen, hezeyana, maskaralığa inkılap edip akim kalıyor. Burada iki vecihten istifademiz oldu. Bir tamir noktasından, bir de tahrip noktasından. Tamir noktasından şöyle oldu. Saklı olan bir hastalığın teşhisi, o hastalığın sona ermesi için en büyük atılan adımdır. Kusurunu bize mesela, o kusur kusurluktan çıkartıyor. Yani bir menfi bir haletin, ademi bir haletin iflası olduğu tespit de mümkün olur. İflas ediyor. Bu tamir noktasının, tahrip noktasındansa bir menfi halin, bir kuvve halden bir fiile çıkması kişiyi iflasa götürür. Yani nasıl? Serbest bölgesinde aslında bir kuvve noktasında duran hali ta kulden geçirip tasdik, izan, iltizam, itikada getirdiğinde, iltizam ettiğinde, o fiile çıktığı anda artık o kişiyi iflasa götürmüş. Ya çok güzel. Çok güzel. Şöyle daha yerler var fakat fazla zaten uzundu, ben biliyorum uzundu. Atladım birkaç yeri. İslamiyetle alakalı bir yer var abi. Ondan sonra bu diyet bitiyor işte. Tamam. İslamiyet tamam. Neden iflas? Tamam, tamam, devam et. Devam et, he. İflas, İslamiyet neden iflas etmez ve nasıl iflas? Sözler 730'da şöyle diyor. İslami şeayir, dini minarat, ilahi, ah şöyle. Bir zatı gördüm ki yeis ile müptela, bedbinlikle hastaydı. Dedi, ulema azaldı. Kemiyet keyfiyeti. Korkarız dinimiz sönecek de bir zaman. Diyor. Bu da yeis de müptela olan bir adammış ki bedbin bir de. Ki biz onu en başta istidat çekirdeklerinin çürümesi, serbest bölgesinin nefs-i emmare hakimiyetine girmesi için gerekli zeminlerden bir tanesiydi. Üstad cevabında İslami şeair, dini minarat, ilahi maabit, şer'i maali itfa olmazsa İslamiyet parlayacak an be an. Her bir muallim, mabet muallim olup dini ders veriyor. Mabit, mabetler dönmüş, donmuş İslamiyet suyu gibi olup birer iman sütunu hükümdeler. Her bir muallim, yani İslami eser üstad olup dini telkin ediyor. Ahkam-ı İslamiyet muallim içinde o eserler olmuş da ahkam-ı İslamiyet malim içinde o eserler olmuş da katılmıştı. Elmas sütun olmuş. Yani mabetler İslamiyet suyu, imanı ders veriyor. İslami eserler üstad oluyor, dini telkin ediyor. Her bir şair büyük alim hoca olup
İslam'ın ruhuna inzara ders veriyor. İslamiyet'in nuru şevaide tecessüm etmiş diyor. Demek ki zaten bunlara hücum vardı. Şevailler, hatta Osmanlı Çeşme'de üzerindeki tuğralar silinmiş. Onlar bile üstatmış mesela, dini kentini kullanmış. Bunları silerek aslında yapmak istedikleri İslam'ı iflas etsin. Demek ki şevail, mabetler, İslami eserler dinin devamı, İslamiyet'in devamına hizmet ediyor. Büyük İslam İlmihali'nde acayip bir yer var abi. Bunu şimdi gördüm, okuyorum. İhtikarın, yani stokçuluk hükümlerine gelince topluma zarar veren bir ihtikar tahrimen mekruhtur. Allah katında mesuliyeti gerektir. İhtikarın sonu iflastır. Muhtekin kendi alçak menfaati için toplumu zarara, sıkıntıya sokuyor. Neticede toplumun hayatına kastetmiş olur. Yani stokçuluk yapalım. İslamiyet'te bunlar tahrimen mekruhmuş. Bunu biz enfüsi noktada ne olur diye bakıldığında abi ucup hastalığına bakar. Bir noktadan şahsi kemalatına bakar. Mesleğimizin şefkat düsturuna muhalif hareket. Zengin olacağını zannederek iflas et. Yani kendini düşünüyor, kendi şahsi kemalatına hizmet ediyor. Ömür sermayesi Allah namına olmadığı için sermayelikten çıkıyor. Kendi namına çalıştığı için. Yani ucup hastalığında kendi namına Allah için çalışmıyor. Stokçuluk yapıyor. Bu diyeti kendince yani ucup hastalığıyla stokçuluk yapıyor. Nereye? Ve cehennemin otur kutlayıcı oluyor. Vay be, nereye kıyasak mı hocam? Vay be. Bunlar da bir... Bu kadar mı Davut? Herhalde toplanmış olur ama... Sonu şurayı abi en iyi Nahni'ye çevirmeyi okuyayım. Sonra da huvel evvel vel ahir vel zahir vel batın noktasından iflası verip bitireceğiz abi. Dava adamının en iyi Nahni'ye çevirme zarureti noktasından iflas. İşaret bileceğiz 335. Şimdi ey arkadaş, sen bu nükteleri bildiğin isen başka bir noktaya da teemmül edip bak. Şöyle ki, alemin tarihi şahittir, ferittir dahi. Ancak umumi istidattan birini inkişaf ettirmeye muvaffak olmuş olabilir. Ve yalnız umumi olan bir hasreti ikaz ettirebilmiştir. Ve yalnız tek bir hissi umuminin inkişafına sebep olabilmiştir. Evet, böylesi umumi hisse bulutundan uyandırılmazsa muhterem ve celaletli bir zat olsa da bütün çalışmaları boşa gider ve muvakkat kalır. Hem yine tarih bize bildiriyor ki insanların en büyükleri dahi ancak şu umumi hislerden birini, ikisini veya üçünü ikaz etmeye muvaffak olabilir. Mesela milli hamiyet hissi, kuvvet hissi, muhabbet hissi ve hamiyet hürriyet hissi gibi his, umumi hisler, istifademiz. Şahsi deha ne kadar parlak dahi olsun muvaffakiyetiyle mahkum kalacak ya da müflis olacak. En iyiyle zengin olmak zordur. Belki çoğu zaman mümkün değildir. Kendi enesinden geçen ve nahnu manasına intikal eden müflislikten kurtulup zaman cemaat zaman İhlas Risalesi diyor ki 4-5 adamdan iştirak niyetini bir gaz diyor, bir fitil, bir lamba, bir şişe, bir kim getirip lambayı yaktılar. Her biri tam bir lambaya malik oldu. Lemala 160. Yani en iyi nahmiye çevirmek zarureti kişiyi müflislikten kurtulup aksi takdirde şahsi kalacağından dolayı çok büyük bir tehlikeyle de karşılaşmış oluyor ki tabi şahittir. Bu cüz'i kalacaktır. Hülasa abilerin yani bütün bu dersi bir cümlede hülasalandırsak sureti iflasın sureti zahir perestlik abi. Muhakemat 49, sözler 16 ve 35'i atıf olarak şey. Bir de söyler misin sureti? Sureti zahir perestlik abi. İflasın sureti zahir perestlik. O muhakemat 49'da da zaten zahir perestleri aldatan diye başlıyor. Bu sözler 16'da şey diyor, gördüğünü aynı hakikat, gördüğünü adi ve hakikat telakki. Kanuniyeti enaniyeti nefsiye. İnsanda bu enaniyeti nefsiyedir.
Şualar 81 burada ki okuduk. Bu ham hak sistemeldi. Bu aynı da bunu bilmemek ve onu muhakkak bilmek denilen ademi hal kişiliği iflasa götürür. Hakikati yoktu. İflasın hakikati yok çünkü hepsi hususi dünyasında geçiyor. Mahiyeti de ademi zaten. Şualar 81 burada. Hakikatsız gençlik iflasın yani hakikatte Esma-i İlahiye noktasında hakikati yoktur dedik. Mahiyeti ademdir. Peki hakikati yoktur diye geçen bir yerin var mı? Abi bunu kafasızın boş kafasında saklar dediği yer vardı ya. Evet. Oradan şey yaptık. Onun bir vücudu haricisi yok. Yani o onun iflası kendi aleminde o her şeyi kaybediyor. Mesela sermayesi var normalde. Ama o sermaye vazifeler suyu olmadığı için onun sermayesi yok. Onun için kainatta çirkinlik var, abesiyet var ama onun kendi hususi aleminde var. Hakikatte böyle bir şey yok. Peki alemler hesabına çalışan şeytan ve onun şeytanın esma, şeytanı yaratan esma, mudil esması olabilir mi? Abi onu da düşündük aslında fakat şimdi iflas için kendisinin mahiyeti de kanun emri olan, hakiki manası harfi olan birisinin şahsı noktasından bakınca o kendisini bizzat bildiğinden dolayı bizzat bilince hakikati olmamış oluyor. Çünkü iflas etmesi için malının olması lazım. Malı yok aslında. O kendisinin malı var diye bildiğinden evet, dolayı. Yok. Malı yok evet. Ya annemin şu anlar 81. Yani şey, şualar 81 mahiyeti ademdir, o değil mi? Evet abi. Yani bu da bizim enfüsi noktamızda kendisi biz baktığımızda abi zahir perestliğe düştüğümüz, işte birine kızdığımız, vahiy semaviyi dinlemeden kendimizi hükümler. Mesela tabiat bundan çıkıyor. İşte her türlü sapık mezhep bundan çıkmış yani zahir perestlikten çıkmış. Kötü ahlak zahir perestlikten. Hep baktığımızda zahir perestlik, biz de zahir perestliğe düştüğümüzde müflislik olur demek diyoruz. Enaniyet-i nefsiye hükmü ele almış, bizi ademi hallere giriftar etmiş, hakikatsiz bir halde, ömür sermayesi de yok bir halde şu anda yaşıyoruz diye böyle hallere, zahir perestliğe giriftar olunca böyle tespit edebiliriz ki bu tespit de dersin başında da dediğimiz gibi inşallah kusurunu bilmek noktasından inşallah bir değer alır inşallah diye umuyoruz abi. Maşallah. Dersiniz Subhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alamin el fatiha. Yazılı soru veya sesli soru sormak isteyen varsa sorabilir arkadaşlar. Adam bir yere gitmeden, Davut bir yere gitmeden. Şimdi bir tane Kuzey Irak'tan sormuş. İflas dima, muflis kalbe bakabilir diye. Evet diyebilir miyiz? Cevap verdin de. İflas dima bakıyor. Aslında müflis kalbe bakmaz diye şey yapıyoruz. Çünkü enaniyeti nefsiye baktığı için, enaniyeti nefsiye noktasında kendini var bildiği için ve müflislikten kurtulmak da yine vahiy semaviyi dinlemek, muhatap olmak noktasına baktığı için dimağa bakıyor diye bizim istifademiz oluyor. Evet, iflasla muflis hep ikisi de mi dimağa bakıyor? Evet, çünkü abi şeyi iflas aslında kalp hani şey ya abi kalp üstad kalp ve ruhun dereceye hayatına çıkmıyor. İflasta aslında hazır zamana saplanmak var yani. Anda yaşamak olduğu için kalbin dereceye hayatına çıkamıyor yani. O zahir perest olup anda kalıp. O zaman gördüğünü hakikat sanıyor. O zaman gördüğün iflas serbest bölgeye, müflis ise o batılda kullandığı için dimağın diğer mertebeleri olur mu? Hep ikisi de yani dima olmuş oluyor. Hatta olur, evet abi.
Evet. Olup. Olup çünkü müflis olması için abi tatbike geçirmesi lazım. Yani kuvveden fiile çıkarsa ancak tahrik oluyor, müflis olur. Yani fiile geçirmeden müflis olmaz. Olmuyor çünkü o Habbe'de okuduğumuz gibi çekirdeğin içinde zaten sır olduğundan dolayı, zıtların cemi olduğundan dolayı o zaten kanuniyet noktasında olacak ki o zenginlik olup nihayetsiz sukup ve suluk yolu açılabilsin, o kabiliyeti olsun diye o zaten orada var, o serbest bölgede bir denir serbest bölgede. Peki o zaman iflas var olanı kullanamamak, muflis ise varı yanlışta kullanmak. Olur mu? Bir daha. Abla ben sıkıntı etsem bu konu. Çünkü mesela iflas adam mesela muflis eylemden sonra olur değil mi? Var olması lazım. Evet. Var olması lazım ki muflis olsun. Peki iflas masta... İflas niyette. Kanun etti. Kullanmamış ki yani. Var olan sermayeyi hiç kullanmamış. Evet. Müflis ise yanlış kullanmış. Aynı sermayeyi dinlememiş. Mesela eylem yapayım. Bir, namaz kılmak farz olduğu için kılmamak haramdır. Kılmayınca hiçbir şey yapmamakla yaptı. Yapmamakla haram işledi. İflas. Ama müflis ise gidiyor... yanlışta kullanıyor bir de yani. Hmm. Hani haramı bir de hem namaz kılmıyor bir de içki içiyor bilmem ne yapıyor. Adem'i kabul kabul Adem'i. He. Yani güzel maşallah ya çok güzel bir orijinal bir dersti. Bunu bunu yayınlayacağız sevgili kardeşlerim burada olanlar ya vallahi yetişemedim falan diyorlarsa yani konuya dura dura ya sitede nurdersi.com'da bu dersin tekrarı şey yaparlar. Bir tanesi yazmış. Sen görüyor musun soruyu? Gördüm abi. Tahakkul, müflis tahakkulde tahakkuk etmesi. Tabii vahiy-i semaviyi tahakkulde dinlemeyince tahakkulden sonra tasdikle onu batıl ilme geliyor. Ondan sonra izanda izan aslında kalbe gitmiyor. Kalp yolu kapalı olduğu için bitiyor. İltizamını fiile tatbik ediyor. Hmm. Böyle şey yapıyor. Bu arada abi bu dersi biz Metin abimiz soruyu sordu. Kasten sormadı. O, ben bilmiyordum yani soru soracağını. Kim sordu? Metin abi. Ha Metin. Metin abimizle beraber biz bunu kendi hususi müzakeremizde. Bizim bunu böyle ders olarak sunmakla istifademizin kısmet oldu. Birkaç haftadır biz müzakeresi kendi en füsi alemimiz için yani. Onun ekibi var aslında. Ekibim var. Beraber de çok ders yapıyor. Çok tesiratla gördük biz manen de yani. Önümüze geldi bu manalar. Öyle dersin. Bak, iflas tahayyül ve tasavvurda, müflis taakulda maşallah. Aynen öyle. Bana da öyle. Çünkü iflas yapmamak da yapıyor. Muflis yapıyor. Değil mi? Öyle demiştin değil mi? Seni tekrar ettim Davut. Yani sağ ol. Öyle. Evet Amr. Kuzey Irak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yani sağdım ben abiden bakıyordum. Öyle bakıyorum. 8 sözde diyor ki aslan ve vahşi canavar vardır aşağıda. Abden o iyi adam aslan iflastır. Aşağıda müflistir. O güzel düşünerek iflastan sonra ata yani kuş gibi. Aşağıda cennet gibi bir öyle düşündüm. Kalp ve dimah. Abden yani. Yani çok ilginç. Çok abidler öyle diyor ki her dualar ya münacatlar ey Allah, ey Rabbim ben müflisim ve iflasım. Öyle diyorlar. Her münacatı. Hatta
Hafız-ı Şirazi öyle diyor. Ve Sadi Şirazi öyle diyor. Peki diyor bu Davut da aynı şey söylüyor. Diyor ki ben iflas ve muflisim. Yani yapmam gerekeni yapmadım, yapacaklarımı da yanlış yaptım. Amin ya Rabbi diye dua ediyor. Aynı şey geliyor. Bir de abi iflas muflis iki noktadan diye atıf yapmıştık ya abi. Bir kendisine manayı ismiyle bakanın müflis hali var. Bir de manayı harfiyle bakanın müflis hali. Fenayi etem noktasında okuduğum üzere atıfı hatırlarsak yani mahiyet hakikisini bilen Amr'ın söylediği şekilde aç fak naks kusur olduğunu biliyor. Mahiyet ademi noktasında nihayetsiz vücuda masarlıyor. Bu manayı harfi ubudiyet noktasındaki müfisli. Bir de manayı ismilik noktasındaki biz o noktayı zaten dersimizi o noktada yaptık. Yani manayı ismilikleri alemimizde tespit edebilme, diğer de, konular çünkü çok yapılmışsın bu tarafı, onu merak ettim. Yani iflastan esma'a bakıyor, muflisten sıfata bakıyor o zaman. Doğru mu? Şimdi... Hasan abi. Efendim? Bir Mehmet kardeşi dinleyelim bakalım. Ne diyor? Buyur abim. Şimdi iflas vehmi gibi duruyor. Arkadaş şöyle bahsediyor zaten. İflas vehmi bu manada Amr'ın düşündüğü sanki muflis de vesvese ile destekleniyor. Yani vesvese neticesinde muflis oluyor. Eğer bu noktada bakılırsa İflas vehmi dimağa bakar, muflis de o zaman kalbi olur. Vesvese olduğu için. Ha yani vehim olmayanı var eden düşüncelerdir dima. Vesvese ise eylemin yani abdestin, imanın var, yok diye varı yok eden de vesvese olduğu için bu kalbe bakar diyorsun. Değil mi? Yani şey muflis varı yok ediyordu. Vardı, varı yok gösteren. Ama vehim de yani iflas da olmayanı var gibi gösteriyor. Hmm. Olmayan bir şeyi var gösteriyor. Ama bu vehmi bir şey. Yani tamam serbest bölgede ve vehmi. Hakikati yok. Olmayan bir şeyden bahsediyor. Vesvese neticesinde de olanı sana yutturuyor. Böyle gösteriyor. Bu noktada bakılırsa kalbi gibi duruyor. Muflis kalbe bakar yani. Peki iflasla muflis Arapçada kök harfleri aynı değil mi? Bu noktada baktı aynı. Mı Davut? Davut orada mısın abi? Herhalde su içiyor. Şimdi iflas ile muflis kök harfleri aynı. Peki ne farkı var? Birisi kişiye bakar, birisi umuma bakar. Yani muflis bir kişiye ait olur. İflas geneldir yani herkes iflas edebilir. Umumidir yani. Peki bunu ortaya çıkaran Amr'a sorayım. Amir. Muflis ne demek? Türkçe böyle lügatını söyle. Can ustadım. Kürtçe biliyorum, Türkçe bilmiyorum. O ben zaman bak. Abi, tamam şurada bak demiş. Ben istiyorum ki katılımcı olsun. İflas elinden alınmış demek. Muflis elinden çıkarmış. Bak, görüyor musun? Çok ilginç. İflas elinden alınmış. Yani maşallah Metin kardeş. Bak, iflas elinden alınmış. Muflis elinden çıkarmış. Kendisi çıkarmış. Birisi elinden alınmış. Bak, iflas elinden alınmış. Almışlar elinden.
Beraber. Ver senden beceremezsin. Almışlar. Muflis ile kendisi elinden çıkarmış. Dediğine göre şimdi iflas elinden alınmış. Neydi o? Bilkuvve istidatlarını kullanmadı. Kullanmadı. Muflis ile elinden çıkarmış. Vardı, kullandı. Yanlış kullandı. Bir tanesi hiç kullanmadı. Bir tanesi kullandı. Ne yaptı ikisi? Bir tane kullanmamakla yanlış yaptı. Ötekisi de yanlış kullandı. Acaba buraya birisi bir şey mi attı başka? Yani canlılık olsun diye ben şey yapıyorum. Abi Gündür. Efendim. Çok güzel. Abi bir şey söyler miyim? Söyle abi, söyle. Hani biri kalbi, biri aklı dediniz ya. Müflis, ihlas. Hani birinde Allah'a kaybedir, birinde kendini kaybedir abi. Oo. Birisinde Allah'a kaybedir. Bak şimdi, iflas demek arkadaşlar, fools. İflas elinden alınmış. Bir şey yapmadı daha. Almışlar elini. Ver lan ver. Ver şey yapamıyorsun. Ver onu gibi. Elinden alınmış. Muflis ise elinden kendisi çıkarmış. Yanlışa çıkarmış muflis. Allah Resulü'nün hadisiyle muflisi söylüyor. Muflis arkadaşlar namaz, oruç, ibadet yapmamışa demiyor. Yapmış beklenti içinde gidiyor, baktıyor ki hiçbirisini bulmuyor. Tamam. Şimdi çok acayip bir akşamda bu halledilecek değil. Tabi paldır küldür diye biz hemen böyle uş yaptı. Demek ki... Ben ıslahım. Ben iflasta Allah'a kaybetti. Müfliste elesi kaybetti. Yani bu da öyle diyor İbrahim. İflasta diyor Allah'a kaybetti, dinini kaybetti, kullanmadı. Müfliste ise kendisini kaybetti, bitirdi diyor. Bu da ayrı bir güzel. Ya, Hasan abi. Ha abi. İflas sistem, müfliste o sistemi doğru kullanmayan. Evet, evet. Çok uyuyor bu. Yani bir tanesi kardeşim bizzat eylem yapıyor. Yani fiil hali, fiil. Ki yapısı da o kelimenin. Muflis. Yani kendi elinden çıkartmış böyle. Atı vermiş. Yanlış yapmış. Yapmış. İflas ise niye elinden alınmış? Metin kardeşim niye elinden alınmış? Sen demişsin ki orada çalışmışlar bunlar. Bir gruptur Metin'le. Davut Karameş'e tebrik ediyorum. Devam mısın? Yani devam ders. Beraberler onun için Rabbim sizi de bize de merhamet etsin gecenin hürmetine, Risale-i şahs-ı manevisinin hatırına, iştirak-ı amal-i uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Resul malımız olan ömrümüzü veya Allah'ın emanet olarak verdiği maddi ve manevi mali hakiki resil malimizi Cenab-ı Hakk'ın rızası dairesinde istimal ettirmeye nasip eylesin. Bize kim dua ediyorsa, biz kime dua ediyorsak, kimin bizde hakları varsa, kim bizi seviyor, biz de kimleri seviyorsun. İfade edip edemediklerimiz kişilerin Cenab-ı Hak semavi ve arzi, maddi ve manevi, insi ve cinni, şeytanlar şerrinden hepsi emin eylesin. Maide-i Kur'ani olan bu sofradan hissemizi ziyade eylesin. Aklımızı marifetullah'a, kalbimizi muhabbetullah'a, ruhumuzu müşahadetullah'a, bedenimizi ibadetullah'a, Resul malımız olan maddi ve manevi nimeti ilahimizi de davamıza kullanmayı Allah nasip-i müyesser eylesin. Cenab-ı Hak ikinci yanınıza aziz eylesin. Başka bir tanesi yazmış. Hasan Konan diye. İflas tahayyül. İflas, tahayyül tasavvura, muflis, iltizam, fiili iltizam. Çünkü kalpte de geçmiş uzandan iltizama inmiş. Kalpten geçmiş o zaman da iltizam. Bak bir de okuyorum. İflas, tahayyül ve tasavvur. Muflis ise, muflis, iltizam hangisi? Fiili iltizam. Çünkü kalpten geçmiş iltizama. İzandan iltizama geçmiş. Fiile geçmiş. Bu da hepten kafamı karıştırdı. Böyle şey.
Bir dakika. Çünkü dimaş yapmam lazım. Bir dakika. Garibime gitti. İflas, tahayyül ve tasavvur serbest bölgeyi cem etmiş. Davut dinliyor musun abi? Evet abi dinliyorum. Bak oraya bir de şey koymuş. Muflis iltizam ama fiili iltizam. Doktor Fikret'in tespiti vardı ya. Fiili iltizam çünkü izandan iltizama geçmiş. Kalp nazargâh ilahidir. Nazargâh ile de geçmiş artık. Fiili iltizam olmuş. O zaman ikisi de dimağa bakıyor bunun tespitine göre. Nedir o? Tahayyül ve tasavvur iflasa bakıyor. Muflis fiili iltizama bakıyor. Eyleme dönüşmüş hali. Yani Davud'un şeyi bu. Davud'un tespitiyle paralel. Lugatları buymuş abi. Diyor ki ha. Muflis sermayesini batırmış. Muflis sermayesini batırmış. Verilen resul mal ist. Resul mal değil mi? He, batırmış. Batırmış. İflas günahları çok. Ha, lugatı şuymuş. İflas günahları çok. Muflis ise sermayesini batırmış. O zaman bu şeye de çok uyuyor. İflas şey de uyabilir. İflas tahayyül ve tasavvuruyla Günahlar nereye etki ediyor? Günahlar mı? Evet. Kalbi yok ediyor. O zaman iflas kalbi olmuş oluyor. Çünkü günahları çok olan diyor. İflas eden. İflas kalbi, günahı çok olan. Muflis? Sermayesi batırmış. Sermayesini batırmış. Sermayeler neredeydi? Resulmalımız neydi? Ruh. Yani onlar işte nerede? İyice sen de şey yaptın şimdi. Biz ne yapacağız bu akşam? Muflis iflas ettik. Muflis ben şimdi hiçbir şeyde zaten şey, bir de yazmış. Muflis elinden çıkarmış demek ise eğer bence fiili iltizam olmuş oluyor. Hani eline çıkarmış fiil. Hani dimada mertebe vardı ya taahhüt, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam. İltizam neydi? Fiili. Eyleme dönüştürmüş. O zaman muflis eyleme dönüştürülmüşse, elden çıkarmışsa diman iltizamına bakar diyor. Hazreti Müflis Hasan abi. Efendim abi. Abdullah Almanya'dan. Evet abi. Abi biraz bayağı bir karıştı. Şuradaki metne göre bir toplayıversek peki. Diyor ki sokağı da müstahak oldun. Gideceğin yere de müflis olarak elin boş gideceksin. Fakat aklın varsa tövbe kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek baki kalan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ihtiyatı muhafaza et. Bu fiiliyete bakıyor. Evet. Yani dimağa bakıyor. Yani aklın varsa. Müflisle alakalı burası. Evet. O zaman diman fiili iltizamına bakıyor. Çünkü kaybetti diyor. Yanlış yaptı diyor. Yani. Çok istiyorum. İflasta da kimler iflas eder? Yani zahirde baktığın zaman yani işi biliyor ama dikkatli olmayanlar işine dikkat etmeyen iflas ediyor. İşi biliyor ama yani adetullah kanunlarına göre hareket ettiği zahiri şeriata göre hareket etmediği zaman iflas ettim diyor. Mehmet kardeş de bundan farklı bir şey demedi. Şöyle diyor. Evet yani şu anda son şeyler biraz böyle karıştırdı. Biri öyle dedi, biri öyle. Ben de karıştım. Sonra şimdi müflis burada diyor kalbe ince şeye indi. Bilemiyorum artık. Şimdi vesvese ve vehim noktasında aldı. Enfüsü taşıdı. Ondan biraz sıkıntı oldu. Yani o da doğru, enfüs de doğru. Çünkü vesvese fiile musallattır. Vehim, nefse emare vehimedir. Enfüs cihetiyle böyle. Ama realitede yaşantıyı olarak bakılırsa, toparlarsak iflas serbest bölgeye, peki muflis ise bizzati Resul malını kaybettiği için diman iltizamına, peki bu kadar çıkmaza girmemizin sebebi, ben toparlıyorum şimdi, istiyordum ki mutfak olsun böyle çalışma olsun diye, şu. Bir öyle oldu, bir böyle değil mi? Gene varamadık. Sebebi şu arkadaşlar. Hasan abi, şurayı da bir okuyayım, ondan sonra toparlayın abi. Şimdi diyor ki, çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtaç,
ve mütellim olduğundan en evvel senin eline verildi. Bundan sonra toplayın abi buraya göre. Hani böyle çıkmazlara girdiğimiz zaman bir öyle bir böyle formülümüz vardı, hatırladınız mı? Ne ile çözecektik? Suret, hakikat, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Ha. Şimdi sureti doğru bu işin. Kanuniyeti de kanuniyet dimağdadır. Hakikati nedir? Bak kalbe değindi. Kalp neydi? Neyin karşılığıydı şecere hilkatte? Arş. Arşın. Arş neydi? Perdesiz esmanın tecellisi. Demek ki Davut dedi ki hakikati şey değil diyor. Ademi şey olduğundan, günahların vücudu olmadığından. O zaman böyle olduğumuz zaman sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Sureti dimağın serbest bölgesindedir. Kanuniyeti dimağın ve aklın iltizamındadır. Hakikatı Mehmet dediğin vesvese vara musallat oluyor. Ve kalp arştır. Arşta perdesiz tecelli esmadır. Bu neyi kaybetti? Bu esması yok dedi ama şimdi bir şeyi kaybediyor. Resulman bize baktığım zaman vücudu yoktu ama o enenin de mevhum bir şeyi sahiplenmesi var. Demek ki kısa bir daha toparlıyorum. Bunun suretini, kanuniyetini, hakikatini ve mahiyetini vurduğumuz zaman hepsi olması gerektiği gibidir. Hepsi doğrudur. Seyrettim böyle, çok hoşuma gitti. Hakikati bir bakıyorsun, hakikaten kalbini kaybetmiş, ruhunu kaybetmiş. Kaybetmiş yani. Vermiş, muflis. Ama şey yapmış yani, eylemsel yanlış yapmış, iltizam. İflas ama hiçbir günahlar yani. Tahayyül ve tasavvursuz günah olur. Suretsiz günah olur. Bak görüyor musun? Demek ki sureti oradadır. Kanuniyeti taakkulde ve iltizamdadır. Hakikati kalptedir. Mahiyeti de ene, onu çok güzel tespit etti. 81 miydi Davut? Ademidir diyor. Adem'in de vücudu yok ya. Bir de 5. şuada sana geçiyordu. 20. 1. maddeydi ya. İsraf, 81'di. İsrafla eli delinecek diyor. Orayı Davut şey yapmasın. Davut atlamasın. Mu yapmış? Eli delindi diyor falan. Demek ki ama çok bereketli bir dersti ki gece 12 oldu. Maşallah hepinizi tebrik ediyorum. Allah iki cihanda aziz eylesin. Neredesiniz biliyor musunuz? Mutfakta çalışıyorsunuz. Herkes bir şey getirmiş, pişirmiş. Bu laboratuvar ve atölye çalışması en çok sevdiğim, bu hayatımda gayelerden bir tanesidir. Herkes mutfağa malzemesini getirmiş, yemek yapsın. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden gurur duyuyorum. Hiç böyle şeyim, gözüm gibi böyle 12 olmuş şey gibi sizi böyle canlı görmekten ben mutlu oluyorum. İltifat etmiyorum, doğruyu söylüyorum. Geceniz mübarek olsun.